Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, kırsalın doğal pazarı ve girişimci kadınlar doğal ürünler pazarı projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Edirne merkeze bağlı 37 köy muhtarı ile görüşerek projeyi anlattıklarını ve sıcak baktıklarını belirten Aslan, böylece organik pazarın kurulmasını sağladıkları için mutlu olduklarını, bundan böyle her pazar günü cumartesi pazarı yerinde kırsal pazarın kurulacağını söyledi. Edirne'de yaşayana, gelen memurlara hayırlı olsun diyorum. Edirne halkına böyle bir pazar gerçekleşmemiz gerekiyordu. Benim katıldığım başkan olarak illerde gittiğimiz programlarda her programın altında köy gezisi diye ilave edilmişti. Bu benim hep içimde kalan bir şey. 2007'den beri var olan kadın girişimciler, Edirne'nin halkı da böyle bir pazar hak ettiğini düşünerek yola çıktık. Edirne merkezine bağlı 37 tane köyü, çoğu köy muhtarlarına telefonla görüşme imkanımız oldu. Bunun nedeni köy halkı, işte 20 kişiden oluşan bizim köyümüzde, hani insan orada ikamet eden kişiler yaş 70-80 yaşında. Diğer köylerden sağ olsun bu proje çok sıcak baktılar. Hatta köyün birisinden biz kadın girişimcilerin her yaptığı etkinliklerini izliyoruz. Sizler partili değilsiniz. Edirne halkı da neden böyle bir pazar olmadığını Bey Pazar belgeseli izledikleri zaman, özellikle bu pazar oluşturmamda Edirne Ticaret Odası, Edirne Kadın Girişimciler koordinatör olarak Edirne Ticaret Odası'na bağlıdır. Edirne Ticaret Odası Başkanım Recep Zıpkın Kurt başta olmak üzere, yönetimim, Edirne Ticaret Borsası Özay Öztürk, Sayın Valim, özellikle belediye başkanı altını çiziyorum Sayın Recep Gürkan, kendisine ziyarette yeni seçimden sonra, seçildikten sonra ziyarete gittiğime, başkanıma böyle bir şey düşündüğüme tek kelime düşünmeden o gözünün içi gülerek, elbette abla böyle bir köy pazarı olması gerekiyor, son derece belediye olarak, başkan olarak da halkımın arkasında varım, kendilerine de teşekkür ediyorum. Edirne halkı köy pazarının ürünü yemesi gerekiyor. Tespit ettiğimiz köylerde özellikle sebzelere, hayvansal gübrelerden bunları tespit ettik. Tavuklar kesinlikle dışarıda otluyor. Hiçbir tavuk kümesi olmadığını gördük. Dedik ki bizim köy halkına, bizim Edirne halkına, Edirne'nin çocuğunu böyle bu doğallığa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özellikle ETV hiçbir zaman bizi bırakmadı. Her zaman bizlere destek oluyor. ETV'ye de çok teşekkür ederim. Belediyeden, belediye başkanımdan şu anda tahsis edilen yer olarak cumartesi pazar, her pazar saat 10'dan akşam 15-16'ya kadar pazarımız, köy pazarı açık olacak. Arzu eden köy kadınlarımızı desteklesinler. Her pazar, her hafta pazara bekliyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum. Buyurun, sıcak sıcak gözleme, buyurun.